Günaydın. İyi Günaydın. haftalar, hoş geldiniz. İyi haftalar, hoş bulduk. Buyurun Aslı Hanım. Benim 15 gündür geçmeyen gribim var. Bunun yanında öksürük, ara ara yükselen ateşim var. Ateşiniz Doktoruma kaça kadar çıkıyor? Efendim? Ateşinizi ölçtünüz mü? Kaça kadar çıkıyor ateş? 39 dereceye kadar yükseldiği oluyor. Fakat doktorumun önerisiyle antibiyotik kullandım bir süre ama bir etkisi olmadı. Bakın antibiyotin hiçbir etkisi olmaz. Antibiyotik sizi daha beter eder. Onun için geçmedi. Çünkü bağışıklık sisteminizi çökertiyor. Onun için bol bol sirke içebilirsiniz. Yani bol, pardon, turşu yiyebilirsiniz. Turşu suyu içebilirsiniz. Ha, şey olabilir. Zeytinyağı ve de kaya tuzuyla yapılmış gargara yapın. Suya koyun. Ve de rahatlayın, istirahat edin. Benim verdiğim listeyi hep göstermediler sonuna kadar. Gösterdiler hocam. En tekrar sonunda verelim. Onu tekrar verin, tekrar o listeyi. Orada Aslan ne yapacağınızı tekrar söylüyorum. Bir de kuru soğan çok önemlidir. Bir de bağırsaklarınızın kabız olmamanız çok önemlidir. Kabız olmak demek, bakın Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunda kabızlık var. Bunu dile de getirmek ayıp diye kimse konuşmuyor. Halbuki kabızlık demek, bağırsak florasının, bağırsaktaki dost bakterilerin zayıfladığını, öldüğünün bir belirtisidir. Şimdi görüyoruz, bağışıklık sistemini güçlendirin. Siz D vitamininize bütün hastalıklardan uzak kalın. Evet, D vitamininizi yükseltin. Yüzün bütün üzerinde kış olsun. Hastalık geçirmezsiniz. Çünkü D vitaminini yükselten birçok hastam var. Bizim ailede, bütün aile fertlerimizde. Biz senelerdir kışın hastalanmıyoruz. İğnesini mi oluyorsunuz peki? D vitamini, evet, iğnesi mi oluyorsunuz? Evet. Peki. Tekrar söyleyelim, bağışıklık sistemimizi güçlendirince bütün bu hastalıklarla kendi bedenimiz savaşıyor zaten. Evet. Savaşamadığı ona için fırsat biz veriyoruz. Hasta oluyoruz. Ona şey veriyoruz, evet. Peki.